Dünya Savaş tarihinde unutulmaz bir yeri olan Çanakkale Zaferi'nin 105. yılını kutluyoruz. Çanakkale Savaşları hiç kuşkusuz pek çok kahramanlık destanına sahne olmuştur. Ancak bu kahramanlar içinde öyle biri var ki, dönemin İngiltere Başbakanı Churchill'in de dediği gibi sadece savaşı değil, dünyanın da geleceğini değiştirmiştir. Nusret Mayın gemisinin Erenke koyuna paralel olarak düşlediği 26 Mayın, düşman kuvvetlerinin manevra sahasında olduğu için Nusret'i baş döndürücü bir zaferin kahramanı yaptı. Albay Cevat Bey, Mayın Grup Komutanı Hafız Nazmi Bey'e çok önemli bir görev verdi. Deponda kaç mayın var? Şu anda 26 mayın var. Mayın dökme sırası hangi gemide? Nusret gemisinde. Güzel. O 26 mayını karanlık limandan başlayarak şu güzergahta dökersek, keşif gemilerinin fark etmeme olasılığı çok yüksek olur efendim. Mayınların iki sıra halinde kıyıya paralel olarak karanlık limana dökülmesi fikri, mayın uzmanlarının ince bir çalışmayla ortaya çıkardıkları mükemmel bir fikir olarak tarihe geçer. Fikir bugün bile akla uygun değildir. Nusrat'ı hemen hazırlat. Bu görev bu gece yerine getirilecek. Baş üstüne paşam. 7 Mart'ta 8 Mart'a bağlayan gece yarısı Nusret demir alarak Çanakkale'den uzaklaştı. Bütün ışıklarını söndürdü. Denizi üzerinde dolaşan düşman devriyelerinin projektörleri aydınlatıyordu. Projektörler sürekli yer değiştirerek suyun üzerinde adeta dans ediyordu. Bir düşman devriyesi Nusret'e çok yaklaştı. Projektör ışığı Nusret'i yalayıp geçti. Herkes derin bir nefes aldı. Neredeyse fark edileceklerdi. Boğaz'ın Anadolu yakasındaki Akyarlar mevkiine geldiklerinde mayınları teker teker bırakmaya başladılar. Son mayının dağıtılmasıyla yüreklere su serpildi. Ancak her şey bitmemişti. Asıl görev yeni başlıyordu. Şayet düşman devriyeleri onları fark ederse Boğaz'ın mayınlandığı anlaşılacak ve keşif gemileri çıkartılacaktı. Tüm bu çaba boşa gidecekti. Nusret düşman hattını geçip geri dönmesi gerekiyordu. Geri dönüş yolculuğu başladığında Nusret'in aralarından geçmek zorunda olduğu 6 düşman devriyesi vardı. Nusret hem devriye gemilerinden hem de onların projektörlerinden kaçmak için sürekli rota değiştiriyordu. Bazen geri dönmek zorunda kalıyorlardı. Sonra tekrar deniyorlardı. Boğazın ortasına geldiklerinde karşılarında büyük bir karaltı fark ettiler. Bu bir devriye gemisi olamazdı. Bir İngiliz zırhlısı boğazı dolaşıyordu. Nusret zırhlıya o kadar yakındı ki en ufak bir ses dahi onları ele verebilirdi. Eğer düşman zırhlısı projektörlerini yakarsa Nusret'i fark edecekti. Herkes buz gibi terliyordu. Düşman gemisinin projektörleri yandı. Ölüm ışığının gelmesine neredeyse saniyeler kala bir mucize oldu. Türk topçu bataryalarının olduğu taraftan bir projektör yakıldı. Düşman zırhlısı bunu fark edince ışıklarını o yöne çevirdi. Artık iki projektörün karşılıklı düeli suna sahne oluyordu Boğaz'ın karanlık suları. Beklenmedik ışık kavgası Nusret'e geri dönmesi için olanak sağlamıştı. Nazmi Bey büyük bir sevinçle eski dostu Hakkı Bey'i kucaklamak için güverteye koştu. Ancak gemi komutanın hasta kalbi bu heyecan kasırgasını kaldıramamıştı. Şehit düşmüştü. Nusret'in Doçi diye 26 Mayın, Fransız savaş gemisi Bouvet, İngiliz savaş gemileri Restible ve Ocean'ı denizin dibine gönderdi. İngiliz muharebe kruvazörü Inflexible ile Fransız savaş gemileri Goulve ve Suffren ağır hasar alarak çekilmek zorunda kaldı. Müttefikler 10 dakika gibi kısa bir sürede gücünün 3'te 1'ini kaybetti. Tüm bunların anlamı mayın kontrolünde bulunamayan Nusret'in döşediği mayınlardı. Düşman gemileri ihmal almak için geriye doğru manevra yapınca teker teker kıyıya paralel olarak döşenmiş mayınlara çarptı. Amiral gemisi müttefik donanmasına başka fark edilmemiş mayınların da olabileceğini düşünerek geri çekilme emri verdi. Nusret'in bir şehit vermek uğruna mucizelerle dolu bir gecede döşediği mayınlar müttefik donanmasını boğaza sokmamış, Çanakkale'ye geçilmemişti.
Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale Boğazı'na düşman gemilerine geçilmez kılan Nusret Mayın Gemisi 1957 yılında emekli edildi. Özel şirketler tarafından yük gemisi olarak kullanıldı. Mersin açıklarında battıktan sonra 10 yıl su altında kaldı. Su yüzüne çıkartıldıktan sonra işe yaranmaz raporu verilerek jilet fabrikasına gönderildi. Ancak bunu haber alan Tarsus Belediyesi bir kurtarma kampanyası başlatarak Nusret'e yeniden can verdi. Tarsus'ta yeniden doğan Nusret, müze olarak bugün ziyaretçilerini kabul ediyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde müzeye dönüştürülen Çanakkale Deniz Zaferi'nin kahramanlarından Nusret Mayın Gemisi'ni ziyaret ederken tüylerimiz diken diken oluyor. Geminin güvertesini dolaşırken o günleri yeniden yaşıyoruz. Bu ülkenin kolay kazanılmadığını, bu ülkenin kazanılması için çok büyük mücadeleler verildiğini bir kez daha anlıyoruz. Ülkenin selameti bugünlere gelmesi için canlarını feda edenleri damarlarımızda hissediyoruz. Tam 105 yıl önce geminin güvertesindeki hummalı koşturmayı, düşmana görünmeden görünmeyi başarmanın heyecanını kanımızın son damlasına kadar yaşıyoruz. Kaptan Köşkü'ne çıktığımızda ise Nusret'in özellikle bağımsızlık mücadelesinde nasıl bir kıblegah olduğunu görüyoruz. Bir destanın yıl dönümünde başta büyük önder Atatürk olmak üzere bu güzel vatan için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.